Yeniden merhaba. Bugün size yeni bir lens videosu hazırladım. Üçüncü bir lens videosu daha yolda. Eğer ürünlerim sağ salim ulaşırsa onları da çekeceğim. Bu seferki firma Special Lens. Altta firmanın adresini bulabilirsiniz. Ürünlerin isimlerini de yine alta ve bloğuma da yazacağım. Bloğumda da detaylı fotoğraflarını daha yakından görebilirsiniz. İlk lens klasik Glamour Green kontak lens diye geçiyor. Şimdi normalde çapı 14.5 mm yazıyor. Fakat efekt diye bir şey var. Bunu da yeni fark ettim ben. Sanırım yani haresine göre verdiği etkiden bahsediyor. Gerçekten de normalde benim 15 inç lenslerim kadar büyük gözüküyor. Belki de onların verdiği doğru rakam da 15 değildir. Belki de onlar da yine etki olarak verdiğin rakamı belirtmişlerdir. Bu klasik lensler şu anda bilmiyorum. Daha önceki Circle Lens videosundakilerden çok daha hoşuma gitti. Çünkü daha kaliteli duruyor. Ürün ambalajından ziyade lensin kendisi de çok yumuşak. Büyük, yumuşak ve hiç benim biraz alerjik yapım var. Lens takamıyorum ama şu an lensleri hiç hissetmiyorum, öyle söyleyeyim. Circle olmasına rağmen. Yakından size gösteriyorum şimdi. Çok güzel bir yeşil. Lenslerin aslında efektleri var. Bunun içerisinde böyle çizgiler var. Sanki çimen gibi kenarları, aynı bir çimen gibi çizgi çizgi aslında. Eğer fotoğraflar daha iyi çıkarsa aralara belki fotoğraf eklerim. Yeşil lenslerim böyle. Şimdi diğerlerini göstereceğim. İnsani olanlardan hayvani olanlara daha iki tanesi normal lens, iki tanesi siyah ve kırmızı lens. Bunlar da mavi lensler. Bunlar Eye Fairy Kaizen Blue diye geçiyor. Eye Fairy Kaizen Blue. Zaten alta yazıyorum ben. Ortası yine epey boş. Kenarları sadece harelerinde renk var. Oradaki fotoğrafta biraz daha açık renk gözüküyordu. Bazıları şu soruyu sormuş. Onlara da hemen cevap vereyim. Şimdi fiyatları mesela 20 dolar civarında lenslerin. Tek mi yoksa çifti mi 20 dolar demiş. Lensler her zaman çift olarak satılırlar ve çiftinin fiyatıdır bu. Yani sağ ve solun toplam fiyatıdır. Ve bütün bu verdiğim, benim satın almış olduğum lenslerin hepsinde de mutlaka numaralı gözler içinde sağ ve sol numaranızı kendiniz belirleyebiliyorsunuz eğer gözleriniz bozuksa. Şimdi bunu da yakından göstereceğim size. Bu da 16 mm olarak geçiyor ama aslında yeşil sanki gerçekten daha büyük gözüküyordu. Ama bu da oldukça büyük bir lens. Ortası boş gördüğünüz gibi. Kenarlarda daha çok renk var. Aslında bu biraz daha doğal bir efekt veriyor normalde. Fakat çok uzaktan da belli etsin kendisini istiyorsanız lensinizin büyüklüğü ediyor ama rengi çok uzaktan belli etmiyor. Bu da bir nebze uzaktan görünüşü. Sırada siyah lens var. Lensleri açarken hemen bir hatırlatma yapayım. Bunlar ağızları korumalı paketler ve metal bir parçası var. Bu parçayı yanlış yerden açarsanız eğer daha sonra bıçakla biraz zorlamanız gerekebilir ya da sert bir şeyle. Halbuki şurada hiç görünmeyen çok gizli bir metalin üzerinde ok işareti var. Bu bütün lens kutularında var. Okun üzerinden kaldırıyorum ve bu şekilde açıyorum. Sonra çevirerek damacana su kapakları gibi açılıyor. Siyah lens tam beklediğim gibi çıkmadı. Zaten siyah lens benim aldığım ya da seçtiğim lens değildi. Benim seçtiğim lens, şuraya fotoğrafını koyacağım. Dark Templar Silver Contact Lens diye geçiyor. Siyahın içerisinde gri parçalar vardı, böyle gümüş rengi. O da böyle tam bir metalik yansıma yapıyordu. O ellerinde olmadığı için bana farklı bir siyah göndereceklerini söylediler. Şöyle 148 Pearl Black, inci siyahı bir
lens göndermişler. Bu da yine aynı şekilde ortası boş. Aslında hani ben bunu daha çok simsiyah böyle bir yaratık gözü gibi dursun diye almıştım. Fakat yine ortası da boş olduğu için aynı güzel bir siyah oldu bu. Günlük kullanabileceğiniz bir siyah lens. Gerçekten güzel bir lens. Ben o siyahı sadece özel makyajlarda kullanmak için seçmiştim. Bunu aynı amaçta kullanamayacağım. Çünkü bu gerçekten sokağa çıkabileceğiniz. Çok beğendim. Renkli lensler kadar beğendim bu siyahı. Ama ötekini çok merak ediyorum. O gümüş yansıması nasıl oluyor diye. Stoklarında zannediyorum yok. Çok doğal duran siyah bir lens. 14.8 mm diye geçiyor. Bunların artık ben bu milimetrelerine pek güvenmiyorum. Gözünüze güvenin. Çünkü diğerleri bundan bir önceki daha büyük duruyordu. Rengin etkisi olabilir. Evet. Halinin de etkisi olabilir. Evet. Ama bu lens sanki diğerlerinden daha küçük gibi geldi bana. Ama bu sizi yanıltmasın. Buradan da gördüğünüz gibi zaten bu da büyük bir lens. Bunların hepsi büyük lens, normal lenslerden daha büyük lensler. Gelelim içlerinde en favorim olana. Tabii ki sıra dışı şeyleri çok sevdiğim için. Kırmızı lens. Eminim birçoğunuz zaten Alacakaranlık kitaplarından ve filmlerinden dolayı vampirlere karşı sempati besliyorsunuz. Ben hiç vampir dizisi izlemesem de, vampirlerle ilgili olarak da bu lensi düşünmesem de tamamen sıra dışı ve aynen dediğim gibi rengi her yerde kullanmayı sevdiğim için gözümde de bunu giyip sokağa çıkabileceğim için aldım. Tabii ki aynı zamanda da yine cosplay ya da konsept makyajlarda kullanırım diye aldım. Yakından gösteriyorum. Bu da 16 mm olarak geçiyor. Hepsinin linklerini videonun hakkında bölümüne yazacağım. Aşağıdaki kutucuğa yazacağım ve aynı zamanda da www.sebibebi.com'dan bulabilirsiniz. Bir şeyin ne kadar korkunç durduğu sanırım o kişinin surat ifadesiyle alakalı. Şu anda ben korkunç bir şey göremiyorum. size gülümseyen bir zombi gördüğünüzde eminim onu da çok seveceksiniz. Beni www.sebibebi.com'dan takip etmeyi unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.